Çocuk Ne İster programından merhaba. Bu haftaki konumuz Açılım Ben Gönüllüyüm. Konuğumuz Sivas Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Solpınar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk İrem Hanım. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Kimdir Ahmet Solpınar? Tabii ki. Ahmet Soğukpınar, Sivas Gençlik Merkezi Müdürü. 1986 Sivas Merkez doğumluyum. İki çocuk babasıyım. Eğitimimi 2011 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünden mezunum. 2013 yılında Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde göreve başladım sportif eğitim uzmanı olarak ve yaklaşık 12 yıldır da gençlik spor ailesinde çalışmaktayım. Çok güzel hocam. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Gençlik merkezleri ne iş yapar? Hangi bakanlığa bağlıdır? Gençlik merkezlerimiz amaç olarak gençlerin ilgi, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, Evet. sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, zararlı alışkanlıklara karşı onları korumak amaçlı kurulmuş merkezlerdir. En güzel kısmı da bu, değil mi? Zararlı Zararlı alışkanlıklardan tabii alışkanlara kesinlikle uzak durmaları karşı uzak durmaları noktasında. konusunda. Peki hocam, Türkiye'de kaç tane gençlik merkezi bulunmakta? Bakanlığımız bu konuda devamlı tesisleşme noktasında büyük atılımlar yapmakta. Şu anda aktif olarak sayı değişmediyse, güncellenmediyse 508 tane gençlik merkezimiz var Harika, Türkiye çok iyi. genelinde. 81 ilde her ilde bir gençlik merkezi, en az bir gençlik merkezimiz bulunmakta. Evet. Bazı ilçelerinde, her ilinde bazı ilçelerinde gençlik merkezleri bulunmakta. Toplamda 508 tane gençlik merkezimiz var. Evet. Ve bu gençlik merkezlerine bağlı da ayrıca genç ofislerimiz bulunmakta. Onun da güncellenmediyse 361 tane de genç ofisimiz var. Gençlik merkezlerine Türkiye bağlı genelinde. olarak Türkiye genelinden bahsediyorum. Evet doğrudur. Peki hocam, elimizde kaç adet gençlik merkezi bulunmakta? İlimizde şu anda Sivas ilinde iki tane gençlik merkezimiz var merkezde. Sivas Gençlik Merkezi ve Farabi Gençlik Merkezi. 5 tane de ilçemizde gençlik merkezimiz bulunmakta. Evet. Bunlar Zara, Suşehri, Gürün, Şarkışla ve Yıldızeli ilçeler olmak üzere toplamda 5 tane de ilçemizde gençlik merkezi bulunmakta. Darısı diğer illerimize, İnşallah diğer ilçelerimize, evet diğer ilçelerimize. tamamına. Bakanlığımız bu noktada gerçekten ciddi atılımlar yapıyor. Bütün ilçelere, hatta bununla alakalı ulaşamadığı yerlere biraz önce bahsettiğim gibi genç ofisler, mahalle tipi, yurt tipi genç ofislerle destekliyor gençlerimizi. Buradaki merkezlerinizin yerlerini buradan Sivas halkına söylemek Tabii ister ki misiniz? şöyle Farabi Gençlik Merkezimiz aynı zamanda bizim kardeş gençlik merkezimiz olarak merkezde beraber görev yaptığımız bir gençlik merkezlerimiz. Farabi Gençlik Merkezi Behrampaşa Ortaokulu'nun hemen yanında bulunmakta. Jest yapalım onlara da buradan öncelikle onların yerini söyleyelim. Sivas Gençlik Merkezimizde Güzel Sanatlar Lisesi'nin hemen karşısında tarihi bir binadayız. Tarihi bir binada gençlerimize hizmet etmekteyiz. Çok güzel, harika hocam. Peki gençlik merkezi olarak hangi yaş aralığına hitap ediyorsunuz? Bizler de faaliyetlere Evet. katılabiliyor Evet, muyuz? çok güzel bir soru. Şöyle sizler bizler için tecrübeli genç Genç oluyorsunuz. oluyoruz. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu politika kapsamında gençlerimiz 14-29 bizim hedef kitlemiz. Tabii bununla alakalı bizler daha erken yaşta tanışmaları için alt yaş grubuna yönelik de faaliyetler düzenliyoruz. İşte 7-14 yaş grubuna yönelik akıl zeka oyunları, satranç gibi, Kur'an-ı Kerim eğitimleri gibi ve Manevi. bakanlığımızca da düzenlenen ilk kez bu sene uyguladığımız yaz okulu gibi şeylerimiz var, projelerimiz var, programlarımız var. Onları uyguluyoruz alt yaş grubuna. Çok güzel. Buradan bakanlığa da bir duyuruda bulunayım kendi adıma. Sivas'ta veya Türkiye genelinde bizlerin de biraz yani 7-26 değil de biraz daha bu çıtayı hani genç zihinler olarak yükselsek şöyle 35'lere falan ya da Şöyle aslında o konuyla alakalı benim de bir teklifim olacak. Yani programınız aracılığıyla da buradan evet. söylemiş olalım. Sayın Yani şu anda bakanımız oldu. evlilik yaşının 35'lere dayandığı bir ortamda olduğumuzu düşünüyorum. Evet.
Genç yaşının bakanlıkça bence güncellenebileceğini düşünüyorum. Tekrardan 29 yaş sınırlamasını biraz daha yükseltebileceklerini düşünüyorum. En azından kendi öngörüm. Yani bu harika olur bence. Katılım da biraz daha fazla olur. Sınır olmamış olur. Peki hocam, gençlik merkezi olarak ne tür faaliyetler düzenliyorsunuz? Şöyle, gençlik merkezimiz olarak bakanlığımız ve gençlik merkezimizi ayırmak gerekir burada. Bakanlığımızın bizzat projeleri, uygulamaları var ve gençlik merkezimizin ayrı kendi yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz bulunmakta. Önce isterseniz biraz bakanlığımızın Evet, faaliyetlerine bu iki değineyim. ayrı olan kısmı özellikle belirtirseniz. Tabii ki bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen uygulamalar ve projeler hakkında isterseniz öncelikle bilgiler Tabii vereyim. Ondan hocam. sonra gençlik merkezimizde bizler neler yapıyoruz onu konuşalım. Evet. Bakanlığımızca bizim gençlik merkezlerinde akademi ve kulüp faaliyetlerimiz var. Bu bizim Evet. aslında bir uygulamamız, müfredatımız gibi düşünün okullardaki gibi. Hı. İşte bu akademi ve kulüp faaliyetlerinde akademi kısmında atölyelerimiz var. 8 tane atölyemiz bulunmakta. Kişisel gelişim atölyesi, inovasyon atölyesi, güzel sanatlar, değerler atölyesi, sosyal bilimler, dil eğitimleri Hı. atölyesi, dini ilimler atölyesi ve sağlıklı yaşam ve spor atölyesi olmak üzere 8 tane atölyemiz bulunmakta. Hı. Bu atölyelerimizde çocuklarımıza çeşitli eğitimler veriyoruz. İşte kişisel gelişim atölyesinde akıl ve zeka oyunları gibi, Evet. diksiyon ve hitabet gibi, liderlik gibi vesaire şeyler veriyoruz, eğitimler veriyoruz. Güzel sanatlar atölyemizde gitar, bağlama, keman, piyano gibi, resim gibi Evet, eğitimler sosyal veriyoruz. Aynen faaliyetlerde sosyal bulunuyorsunuz. faaliyetler veriyoruz. İşte tiyatro, yöresel halk oyunları gibi yine güzel sanatlarda vermiş olduğumuz eğitimlerimiz var. İnovasyon atölyemizde yazılım, kodlama gibi teknoloji kısmından eğitimler veriyoruz Peki çocuklara. bu eğitimlere yaş aralığı var mı ya da İşte biraz önceki bahsetmiş olduğum aslında hedef kitlemiz bizim 14-29 yaş kendi aralığındaki gençlere. içinizdeki hedef kitleniz içerisinde bulunan bu kurslarınıza katılım sağlarken yani belirlediğiniz yaş sınırı var Tabii mı? o şeye göre değişiyor. Sonuçta bazı kurslarımız biraz daha özel oluyor. Yani bazı enstrüman kurslarımıza 12 yaşından itibaren Evet. almaya başlıyoruz. 7 değil Tabii 12'den akıl ve zeka başlıyorsunuz. oyunlarımız var mesela kişisel gelişim kurslarımızdan. Onların yaş aralığı mesela 7'den başlıyor. 7 yaşından itibaren Evet. satranç gibi yine. Onları 7 yaşından itibaren alıyoruz. Hı. Bunlar akademi kısmımız. Bizim bakanlığımızca belirtilen uygulamalarımız. Evet. Ayrıca bir de 5 tane şeyimiz var. Kulüp faaliyetimiz var. Hı Şimdi onun hı. ayrımını da yapacağım sizlere. Kulüp olarak da işte sosyal ve kültürel faaliyetler kulübümüz, güzel sanatlar, sağlıklı yaşam ve spor kulübümüz, Evet. bilim ve teknoloji kulübüyle beraber gönüllülük kulübümüz var. 5 tane de kulübümüz bulunmakta. Bu Hı. kulüplerimizde de aslında ayrımı şöyle yapsak kafanızda daha netleşecek, daha güzel şekillenecek. Akademi eğitimlerinde çocuklara vermiş olduğumuz eğitimler sonucunda ortaya çıkan her bir ürünümüz aslında kulüp faaliyetimizi oluşturmuş oluyor. Örneklendirecek olursak bağlama, gitar, piyano, keman gibi bir eğitimimizde çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitimin sonunda çocuklarımız şu anda gençlik merkezimizde gençlik korosu oluşturdular. Aa, Türk çok halk güzel, müziği çok iyi. olarak belli başlı eserleri sergiliyorlar. Hı. Konserlere çıkıyorlar. Bu işte kulüp faaliyeti olmuş oluyor. Evet. Eğitimini akademide alıyor ve sonrasında bir ortaya ürün çıkarmış oluyor. Peki. Kulüp faaliyetlerimiz de bu şekilde oluyor. Peki hocam, kulüp faaliyetlerinizde bu dil Evet. derken dil yabancı dil öğreniyor anlamında dil mi? Evet, doğrudur. Şöyle, dil eğitimleri atölyemiz var. Bu atölye Hı. kapsamında şu anda aktif bir şekilde İngilizce, Fransızca ve işaret dili İşaret. eğitimleri Evet. verilmekte gençlik merkezimizde. Onun haricinde gençlerin talepleri ve istekleri doğrultusunda yeni Hı. diller de ekleyebiliyoruz. Yani Arapça olabilir, belki Almanca Şu an olabilir. mevcut diller hangileri Şu mesela? anda eğitim olarak işte İngilizcemiz var, Evet. devam eden, Fransızcamız var ve işaret dili Evet. eğitimimiz bulunmakta gençlik Bu da merkezimizde. işaret dili aslında çok önemli bir dil. Çünkü neden? Yani onlar anlaşılmak isterler, değil mi? İşitmeye Tabii ki engelli kesinlikle. bireyler anlaşılmak isterler. Kendilerine mesela bir kasaba gitseler, orada işaret dili Aynen. bilen bir kasap sizin Aynen. katılımcılarınızdan genç yaş sınırınız var siz orada ama hani bu farklı yerlerde de farklı kurumlarda da
dil eğitimi Evet. almanın çok büyük bir önemi var aslında. İşitsel engelli bir gencimiz ya da Evet. vatandaşımız gittiği zaman kasapta işaret dili bilen ya da manavda işaret dili bilen, sokakta işaret, hatta muhtarlarımız Tabii ki. mesela işaret dili bilseler onları anlayabilmek için anlaşılmak isterler. Mutlaka. Bu Bununla alakalı ben de eğitimine katıldım işaret dili kursunun. öyle Yani mi? aynen bir belli bir seviyeye gelmiştik ama şöyle bir şeyi var. Devam etmediğinizde maalesef unutuyorsunuz. Köreliyor değil mi hocam? Köreliyor, Evet, unutuyorsunuz aynen. evet. Ben de ara ara burada Fidan Hı. Yazıcıoğlu merkez var. Orada ben de gidiyorum hocalarımla arada bir misafir olarak katılıyorum. İşaret dili de çok önemli bu konuda hocam. Peki hocam 0-18 yaş aralığı çocuklara yönelik faaliyetleriniz Hı. var mıdır? Varsa neler yapmaktasınız? Aslında burada bir önceki soruya birazcık daha açalım istiyorum Evet, ben, evet. isterseniz müsaadenizle. Tabii. Yani bakanlığımızın faaliyetlerine biraz değinmek, ondan sonra gençlik merkezimizde neler yaptığımızı bahsetmek istiyorum. Aslında Tabii. bu biraz önceki bahsetmiş olduğumuz akademiler ve kulüplerimiz bizim genel işleyişimizle alakalıydı. Evet. Mutlaka duymuşsunuzdur, bizim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik kamplarımız var, gençlik kampları Ha, projemiz var. evet. 38 ilimizde, farklı illerimizde diyeyim, farklı illerimizde 38 tane kamp alanımız Türkiye bulunmakta, genelinde. Türkiye genelinde. Peki hocam Sivas'ta var mı böyle bir kamp? Sivas'ta yok. Aslında bununla alakalı yakın Evet. zamanda Sayın Genel Müdür Yardımcımız Tuncay Ulusan Bey geldiler. Bizim Paşabahçe'de izcilik alanımız var. İzcilik alanında bir kamp alanına dönüştürme bir projemiz vardı. Onunla alakalı alana baktılar. Burayı belki ilerleyen dönemlerde çadır kamp olarak bir kamp alanına sahip olabiliriz Sivas olarak. Özellikle yaz Aynen. tatilinde o konuya gireceğim ama yaz tatilinde özellikle çocukların böyle bu kat 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 sefer tası gibi evlerden Evet. çıkıp da bir doğayla iç Kesinlikle. içe olmaları çok güzel kamp Gençlik alanı. kamplarımız 12-25 yaş aralığı. 12-15 yaş grubumuzu deniz kamplarına gönderiyoruz. 16-25 yaş aralığını doğa kamplarımıza gönderiyoruz. Mavi kamp mı oluyordu o deniz Mavi kamp? ve yeşil olarak Yeşil geçiyor. olarak Doğrudur. evet. Doğa ve deniz kampı olmak üzere. Aha. İşte çocuklarımız kendi akran gruplarıyla 12-13 yaş grubu ayrı, 14-15 yaş grubu ayrı. Aha. Bir hafta boyunca ve burasının altını çizmek istiyorum. Tabii. Ücretsiz bizim bakanlığımızın Ücretsiz bütün Gençlik Merkezi, aynen Sivas Gençlik faaliyetleri Merkezi ücretsiz kamplar bir olarak hafta gerçekleştiriliyor. ücretsiz gerçekleşiyor. Yani özellikle dezavantajlı gruplara yönelik bakanlığımız öncelik veriyor. Aha. Bu noktada çocuklarımızı Türkiye'mizde işte Mersin'de, Antalya'da, Aydın'da, İstanbul'da bazılarını sayayım en azından kamp Tabii alanlarını. tabii hocam. Kastamonu'da, Kırşehir'de, Rize'de, Hı. Trabzon'da, Hatay'da çeşitli kamp alanlarımız var. Oradaki imkanlar dahilinde çocuklarımızı deniz kamplarında denize, ilk kez belki hayatında deniz gören Değil mi? çocuklarımız Özellikle oldu. Tabii ilçelerimizden, Sivas kesinlikle ilçelerinden ilçelerinden aynen. hiç deniz görmeyen çocukların Aynen. sizler sayesinde, Gençlik Merkezi Kesinlikle sayesinde. bakanlığımız sayesinde Evet, çocuklarımızı bir bakan. hafta boyunca götürüyoruz. Aha. Yeme içme konaklama her şeyi içerisinde olmakla birlikte Eğitim, gezdiriyoruz. eğitimcileriniz Tabii, eşliğinde. eğitimcilerimiz eşliğinde. O Hı. konuyu da açacağım birazdan. Evet. Çocuklarımız geçen dönem için söyleyeyim. Hı. 28 ulusal kampımız, 19 tane de tarih, medeniyet, kültür kampımız oldu. Bu 28 ulusal kampımızda tarih, medeniyet, kültürlere yaklaşık 1000'den fazla çocuğumuzu Sivas ili olarak götürdük. Sivas Tabii olarak. Sivas ili olarak. Hatta burada bir parantez daha açayım. Biz toplanma merkeziyiz Sivas ili olarak. Türkiye genelinde. Yok şöyle, Tokat iliyle beraber İller arası. Tokat ili Sivas iline geliyor. Evet. Bizim toplanma merkezi olarak biz belirleniyoruz bakanlık tarafından. 16 genç buradan, 16 genç Tokat'tan birleşiyorlar ve kamp alanına buradan yolcu ediyoruz Na çok çok çocuklarımızı. harika. Kampların sloganı bir kardeşlik iklimi. Amacı Bir çok güzel. kardeşlik iklimi. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün illerden giden çocukların orada kaynaşmalarını Evet. hedefliyor bakanlığımız. Bu yönden gençlik kamplarımızın ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum çocuklarımız içerisinde.
Ailelerimize de buradan sesleniyorum. Mutlaka gönül rahatlığıyla kamplarımıza çocuklarını göndersinler. Bakanlığımız kız kamplarında görevlileri dahil olmak üzere kadınlardan oluşmakta. Erkek kamplarında erkeklerden oluşmakta. Evet. Kafile başkanlarımız da dahil olmak üzere. Gittikleri ortamda hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar ve hatta alt yaş gruplarında özellikle çocuklarımız giderken tedirgin oluyorlar. Alt yaş Birazcık gruplarında mesela aileler de anneler katılabiliyorlar mı hocam? yok, anneler katılamıyor ama bakanlığımız bazen annem ve kızım, babam ve oğlum Oğlum, gibi evet. farklı kamplar da yapabiliyor, uygulamalar da Zaman yapabiliyor zaman. zaman zaman. Onlara katılabilirler onlar da. Evet. Peki bu şey çocuklar annesiz veya ebeveynsiz gittikleri zaman orada yani kaç gün süreyle, bir hafta süreyle Bir hafta kalabiliyorlar boyunca, mı? ama dediğim gibi bu ulusal kamplar için geçerli. Bir hafta boyunca orada kamp alanında geçiriyorlar. Annem, babam, işte annem ve kızım, babam ve oğlum kampları gibi ayrı Evet. kamplarımızda onların süreleri değişebiliyor. Evet. Farklı süreler olabiliyor onların. Zaman zaman o zaman takip etsinler sosyal medyadan. Mutlaka, bizim sosyal medya hesaplarımızdan, buradan da söyleyelim, GSB alt dire Sivas GM Instagram Evet. hesabımızdan bizleri takip etmeleri, bizlerin yaptığı faaliyetleri takip etmelerini sağlayacaktır. Peki hocam, aileleriniz, çocuklarınız, gençleriniz faaliyetlerini sadece bu sosyal medya üzerinden mi size yani ulaşabilecekler? Bu spor bilgi Şöyle, sisteminde var bizim mı? e-genç sistemimiz var aynı E-genç, zamanda. E-genç evet. sistemi Bu üzerinden de e-devlet şey yapıyorlar. üzerinden giriş E-devlet üzerinden yapacaklar. giriş yapabiliyorlar. Ama daha çok şu anda sizler de bilirsiniz, sosyal Evet. medyanın gücü yadsınamaz. Sosyal medyadan daha rahat ulaşacaklardır diye düşünüyorum. Peki hocam, Sivas olarak, gençlik merkezi olarak projeleriniz arasında ödül alan, yarışma, bu tarz faaliyetleriniz veya ödül almış bir projeniz var mı? Çok güzel bu konuyu açtınız. Evet. Şimdi bakanlıktan devam edelim isterseniz. Tabii. Bizim kültür ve sanat yarışmalarımız oluyor bakanlığımızın. İşte ses yarışması, bilgi yarışması, tiyatro ve şiir okuma yarışmamız var. Bu gençlik merkezleri arası düzenleniyor. 81 ilimizdeki gençlik merkezlerimizce. Burada tiyatroda geçen sene Türkiye ikincisi olduk. Harika, Sivas Türkiye ikincisi olarak. olduk. Sivas Gençlik Merkezimiz olarak. Farabi Gençlik Merkezimizden şiir okumada Türkiye birincisi olan kardeşlerimiz oldu. Harika. Ve bu sene de yine devam ediyor. Tiyatroda bölge finalinde yine Türkiye bir şey olduk. Bölge finalinde birinci olduk. Şimdi Evet. Türkiye şampiyonasına nasip olursa katılacağız. İnşallah. Hedefimiz de bu sene inşallah birincilik. İnşallah hocam. İnşallah tiyatro şeyinde, yarışmasında birinci olma Evet, hedefindeyiz. Sivas Gençlik Merkezi olarak da Türkiye genelinde de birincilik Evet. almaları çocukların bizim için de bir onur gurur Tabii, verici bir kesinlikle. durum olur. Kesinlikle. Harika olur hocam. Peki gençlere yönelik kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yapmış olduğunuz faaliyetleriniz var mı? Şimdi bunu da yine aslında şeyi birazcık daha bakanlığa değinmek isterim. Eğer Tabii, zamanımız varsa, tabii müsaadeniz hocam, buyurun. olursa. Yani bakanlığımızın işte bu bahsetmiş olduğum kültür sanat yarışmaları 13-25 yaş aralığı ama işte lise 13-25. 13-17, lise Evet. 18-25 yaş aralığında üniversite gruplarımız oluyor. İşte bilgi yarışmasına lise grubu ayrı, üniversite grubu ayrı dahil ediyoruz. Bunlar il finaliyle ilimizde yarışıyorlar. Sonra birinci olan kardeşlerimizi bölge finallerine Evet. götürüyoruz. Ve sonra da Türkiye şampiyonaları gerçekleşiyor. Burada gençlerimiz yarışma şeyini yaşıyorlar. O duygusunu, Heyecanını, heyecanını duygusunu. yaşamış oluyorlar. Peki burada kısacağım, sözünüzü unutmayın hocam. Estağfurullah. Uluslararası böyle katılımlarda oluyor mu? Türkiye olarak. Türkiye olarak düzenleniyor. Bu gençlik, işte kültür ve sanat yarışmalarımız Gençlik ve Spor Bakanlığımızca düzenlenen. Şey yok yani, dışarıdan katılım olmuyor. Gençlik merkezleri arası oluyor genelde. Evet. Devam etme hocam orada. Şöyle şey kısmına da değinelim istiyorum. Hani bakanlığımızın zaten programda hepsine değinme gibi bir imkanımız olmayacaktır diye Evet, düşünüyorum. biraz Çünkü çok fazla süremiz kapsamlı, kısıtlı. Evet. süremiz kısıtlı. Yakın zamanda münazara yarışmamız oldu. Bakanlığımızın yine Türkiye Münazara Ligi diye bir şeyimiz var, yarışmamız var. Evet. Bu yarışma kapsamında yakın zamanda il finallerini gerçekleştirdik. Üniversite grubunda Sivas Gençlik Merkezimizin ekibi
birinci oldu. Çok yakın güzel. zamanda da 1 ve 2 Kasım'da da Türkiye finallerine online bir şekilde Bu birincilik katılacaklar. hangi ilimizde oldu hocam? Sivas ilinde yapılan il finalinde Birincilik oldu. Aynen gençlik merkezlerimizden katılımlarla birlikte işte hep saymış olduğum ilçe 5 gençlik merkezimizde 2 tane de Evet. para bir Sivas gençlik merkezlerimizden katılan gönüllü gençlerimizin yarışmada derece almalarıyla bölge ve Türkiye finaline katılma hakkı kazanıyorlar. Kazanmış oldular. Bu sene uygulamada bölge finalleri online olarak, çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Sonrasında da Türkiye finaline Evet. İnşallah orada da derece İnşallah. alırlarsa çocuklarımız bizleri Türkiye finalinde temsil etmiş olacaklar. Evet. Münazarada şu ufak bir parantez açmak istiyorum. Diğer münazaralardan bir farkı var bizim münazaramızın. Nedir bu fark? Bakanlığımız parlamenter modeli diye Evet. geçiyor Aha. münazarada. 15 dakika kalası yarışmaya konu veriliyor. Ve o konu üzerinden herhangi bir teknolojiden destek almadan hazırlık yapmalarına imkan sağlanıyor. Ve 15 dakika sonrasında direkt müsabakalar başlıyor. Orada aslında çocukların da beyin jimnastiği yapmış Kesinlikle. oluyorlar, kendilerini zorluyorlar, fikir üretiyorlar değil mi hocam? Kesinlikle 15 dakika gibi kısa bir sürede Evet, o yani. verilen konuyla alakalı kafasında tasarlayıp hazırlık Aha. yapması E bu gerekiyor. da böyle çok kolay bir şey değil Değil, yani. kesinlikle değil. Yani çıkıp Aha. orada özellikle gençlerimiz tabii ki heyecanlanıyorlar. Heyecan tabii, Yani heyecan kolay onlar değil mutlaka. 15 dakika gibi bir sürede Aha. onun girişini, gelişmesini, sonucunu yapıp Tabii. aktarmak kolay bir iş değil. Ya bu şekilde de birinciliğe doğru yürüyen gençler, tebrik ediyorum buradan Kesinlikle, gençlerimizi. kesinlikle yani. Çok güzel. Peki hocam, özel eğitim alan çocuklara yönelik faaliyetleriniz var mı? Varsa onlara yönelik ne tür faaliyetleriniz Evet, bulunmakta? özel eğitimle alakalı bizim kendi sloganımız Sivas Hı. Gençlik Merkezimiz. Engelleri kaldırıyoruz, gençlik merkezinde buluşuyoruz diye bir programımız Çok var. Kendi güzel. üretmiş olduğumuz bir slogan. Çocuklarımızı engelli, bedensel engelli olan kardeşlerimizi, özel olan çocuklarımızı Aha. gençlik merkezimizde işte akıl zeka oyunları gibi belli bir enstrüman çalma, işte bağlama eğitimine gelen bir Hatice'miz var. Kendisi Down sendromlu. Buradan Hatice'ye de selam Aynen. söylüyoruz. Aynen. Aha. Selamlar olsun Hatice'ye. Bağlama eğitiminde şu anda Hatice eğitim alıyor. Hı. Akıl zeka oyunlarına katılan gençlerimiz var. Özel Bizzat eğitimde. özel eğitimden olan gençlerimiz var. Amacımız onlara da hizmet etmek. Onların da aktif bir şekilde sosyal hayatın içerisinde yer almasını sağlamak. Yani eğitim sadece okulda değil, bu Kesinlikle. gençlik merkezinde, Farabi'de, diğer Hı. kurumlarda bulunan, yine belediye Tabii içerisinde ki bulunan, heyecan merkezleri olsun tabii belediyemizin de valiye mutlaka. bağlı mesela, farklı yerlerde yine böyle Evet. kurslarda, yarışmalarda falan düzenleniyor. Güzel bir şey hocam. Derdimiz gençlerin sosyalleşmesi. Evet, derdimiz gençlerin. Burada da gönüllülere aslında çok büyük Kesin. iş düşüyor değil mi Evet. hocam? Bu gönüllüler mesela, gönüllerde de yaş sınırı var mı hocam? Şöyle bizim değinmişken şeye değinelim isterseniz burada. Gönüllü Gençlik Liderliği diye bir uygulamamız var yine Evet. bakanlığımızın. Ondan sonra gönüllülüğe gelelim isterseniz. Tabii. Gönüllü gençlik liderlerimiz bizim part-time çalışanımız gibi düşünün. Aha. Üniversite öğrencisi oluyor. Ön lisans veya lisans mezun şey okuyor olmak şartı var. Aha. İşte bakanlığımız yakın zamanda da gönüllü gençlik liderliği alımıyla alakalı bir ilana çıktılar. Burada parantez açalım hocam. Hı. Yani burada mezun kişiler değil, Mezun değil, evet. öğrenci olma Öğrenci şartı olma var, değil mi? şartımız var. Evet. Heh. Ön lisans veya lisans okuyor olma Olması şartımız var. lazım, gönüllü genç olması için. Aynen, gönüllü genç olması için. Bakanlığımız şu anda ilana çıktı. 28'ine kadar da şeyi uzatıldı. Süreci şu anda gençlerimiz başvurabilirler. Evet. Gençlerimiz, bakanlığımız belli başlı kriterleri var. O kriterler kapsamında gönüllü gençlik lideri olarak seçiyor. Aha. Ve sonrasında da gençlerimiz bizlerle beraber gençlik merkezi ailemizin yeni bir Üyesi üyesi oluyorlar. oluyorlar. Birlikte faaliyetler düzenliyoruz. Programlara onlar da katılıyorlar. Mesela burada Sivas'ta gönüllü gençlerle birlikte sizin de içinde Hı. bulunduğunuz faaliyetler arasında böyle ilginç bir anınız var mı hocam? İlginç bir anımız var mı? Mutlaka vardır. Mutlaka vardır ama Ben de şu 15 anda dakika öncesinden aynen. siz soru soruyorsunuz Aynen. gençler. Ben de şimdi buradan pat diye sorayım hemen Evet. bir. Kontra geldi. Ters köşe olduk. Ya şu Evet. anda
Yani mutlaka vardır ama şu anda aklıma gelmedi açıkçası. Hani Yani mutlaka farklı vardır. işte ebeveynlerden güzel Ya tepkiler şöyle şeyi yaşadın anlatabilirim belki ya bu da öğrenciler noktada. arasında. Yani gençlerimizle birlikte yapmış olduğumuz bazı faaliyetlerden velilerin olumlu dönüşlerine bahsedebiliriz. Tabii. Mesela çok güzel dönüşler oluyor velilerimizin. Akıl zeka oyunlarında benim de kendimin de ilgi alanı aynı zamanda. Tokat'ta vermiş olduğum eğitimlerde velilerin bizzat okuldaki öğretmenlerin olumlu dönüşler olduğunu ve çocuğunuzun son dönemlerde nereye gidiyor, neler yapıyor diye sorduğunu ve gelip bizzat bana teşekkür ettiklerini biliyorum bu Evet, bu da noktada. bir hani Yani yapmış olduğum gençlerimize, çocuklarımıza yapmış olduğumuz bu dokunuşların geri dönüşü, geri dönüşleri olumlu bizi dönüşü. ayrı bir motive ediyor, mutlu ediyor açıkçası. Tabii ben hani bir şeyler ektim ama bunu da Tabii ki. biçebiliyorum, Aynen. görebiliyorum. Güzel bir şey hocam. Peki okulların tatil dönemleri gibi gençlik merkezinde de tatil dönemine giriyor musunuz? Siz de tatil Evet. oluyor musunuz? Bizim şöyle, çok güzel bir soru yine. Bizim gençlik merkezleri çok farklı çalışan bir kurum. Evet. Yani klasik devlet memurluğu gibi değil, 8-5 Değil. çalışan bir kurum değiliz. Hatta şöyle gençlik merkezimizden de burada Ne saat aralığı yapıyorsunuz yaz olarak bahsedelim. tatillerinde? Yani biz hafta içi saat 10'a kadar açız. Sabah 8, akşam 10. Hafta sonları da 9-6 olarak açız. Yani cumartesi pazarımızda faaliyetlerimiz aslında en yoğun olduğu dönemler. O biraz önceki bahsetmiş olduğum akademi ve kulüp faaliyetlerimiz hafta sonları yoğunlaşıyor. Özellikle Burada hem de okulların açık aileler de olduğu dönemler. çocuklarla gelip o faaliyetleri orada Mutlaka, görürler, değil mi? mutlaka Hani gelsinler görmüş tabii. olurlar. Tabii ki mutlaka ailelerimizi, çocuklarımızı gençlik merkezlerimize bekliyoruz. Evet. Peki hocam. Bu tatil dönemiyle alakalı yine eklemek istediğiniz var Şöyle mı? bizim bakanlığımız tatil olduğu andan itibaren, okullar tatile girdiği andan itibaren daha yoğun bir şekilde gençlerimize yönelik faaliyetler düzenliyor. Biraz önceki bahsetmiş olduğum gençlik kampları işte yazın oluyor. Evet, kamp. Çocuklarımızı Evet. kamp dönemlerinde yazın gönderiyoruz. Onun haricinde bu sene ilk kez uygulanan, biraz önce de değindiğim yaz okulu programımız oldu. 11-14 yaş grubu ve 15-18 yaş grubunu ayrı ayrı bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler yaptırdık çocuklarımıza gençlik merkezinde. Buradan da şu anlaşılıyor. Aslında bizim yazın da yoğun olduğumuz, Bu herhangi bir etkinlikler tatilimizin olmadığı olmadığı ortaya çıkmış oluyor. gençlik merkezi yazında Aynen, çalışıyor, aktif bir şekilde aktif çalışıyor aynen. gönüllerle içini kapsıyor diye. Aynen. Peki bu faaliyetlerden biraz kısa kısa. Tamam, olur. Değinelim mesela yaz okulunda işte sabahları sabah 9'da başlayıp akşam 5'e kadar süren bir program uyguladık. Her hafta yeni çocukların katıldığı, yeni gençlerimizin katıldığı her grup 25 kişiden oluştu ve bu çocuklarımıza değerler eğitimi başta olmak üzere çeşitli faaliyetler Orada bir gerçekleştirdik. parantez açacağım. Sabah namazına buluşuyoruz diye bir sanki bir şey mi O vardı? bakanlığımızın bir projesi. Gençler sabah namazında buluşuyor diye bir Evet. programımız var. Hatta bu her ayın son pazarında gerçekleştiriliyor ve biz Pazar de günleri. geçen pazarda Ulu Camii'nde gençlerle Sivas buluştuk. Ulu Evet, Camii. Sivas Ulu Harika. Camii'nde gençlerimizle buluştuk. Buradan da söyleyelim, yani her ayın son pazar günü gençler sabah namazında buluşuyor projesi kapsamında gençlerimizle sabah namazında buluşuyoruz. Peki bu gençlerin belli bir buluşma noktası ya da bir araç ayarladığınız bir Mutlaka neyle araçlarımız geliyorlar? şöyle, merkezi nokta seçiyoruz Sivas Ulu Camii gibi. Yakın yerlerden gençlerimiz kendi imkanlarıyla geliyor. Ama üniversitede bizim KYK yurtlarımızda, YSB yurtlarımızda kalan gençlerimize servis ayarlıyoruz. Oradan bu vesileyle Çok sabah güzel. namazına gelmiş oluyoruz. Peki orada ne yapıyorlar hocam buluştukları zaman? Şöyle programın içerisinde sabah namazına biliyorsunuz Evet. en zor namazlardan bir tanesi sabah Tabii namaza erken kalkmak, kalkmak erken gerekiyor. kalkmak gerekiyor. Bu noktada gençlerimizi teşvik ediyoruz. Sabah namazında geliyoruz, birlikte namazımızı kıldıktan sonra da il müdürümüz ve bizler gençlerimize çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Mesela Çaydı, bu çorbaydı gibi. sabahki şeyde, geçen pazar günkü yapmış olduğumuz gençler sabah namazında buluşuyor da süt ve simit poğaça ikramında bulunduk Harika. gençlerimize. Evet, Sivas simidi de güzel oluyor. Aynen, Buralarda onun kazan reklamını simidimiz. yapmışım. Aynen. Umarım kazan simidi. Peki hocam, Sivas Gençlik Merkezi Müdürü olarak
gençlerimize ve ailelerine buradan son olarak. Programımız bitti mi? Eklemek istediğiniz varsa ekleyelim hocam. Şöyle, gençlerimize, ailelerimize son olarak şöyle değinelim o zaman. Aslında değinmek istediğim birçok evet, konu vardı aslında. Mesela tabii hocam, aklınızda bulunan varsa konular, şöyle birkaç tane daha konuya değinerek isterseniz şey tabii, yapalım. Tabii. Herhalde süremiz dolmak üzere. Evet. Şöyle, temsilci genç diye bir uygulamamız var. Aslında Aha. buna değinmedik, değinmemiz Nedir iyi bu olacaktır. uygulama? 81 Temsilci ilden genç. ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gençlerimiz Aha. Gençlik ve Spor Bakanı 15 Mayıs ve 19 Mayıs arasında, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Her yıl. her yıl şeyde bakanlıkta buluşuyorlar ve bir programa katılıyorlar. Hı. Milli Mücadele'nin içinde diye bir programımız oluyor. Bu vesileyle gençlerimiz Ankara, işte Amasya, Samsun'dan başlıyorlar. Amasya, Erzurum ve Sivas illerinde hani o milli mücadele Milli dönemindeki mücadele ruhunu da ruhunu çocuklar yaşamış orada oluyorlar. hep birlikte Aynen. kaynaşmış ve yaşamış Yaşamış oluyorlar. Çok oluyorlar. güzel bir Hem program. bir kız bir erkek katılıyor bu Hı. temsilci genç programına. Gençlerimize devlet erkanına yakışır bir şekilde kıyafetlerine varana kadar bizler temin ediyoruz. Hı. Bu vesileyle gençlerimiz bakanlıkta bizleri temsil etmiş oluyorlar, illerini temsil etmiş oluyorlar. Buradan da geçmiş 29 Ekim Cumhuriyet Cumhuriyet Bayramı'nda Bayramı'nda aynen tebrik ediyoruz tüm kutlamış olalım. gençlerimizin. Ve toparlayalım hocam. Olur. Şöyle Ailelerine. son isterseniz bir şeye değinmek istiyorum. Kısa değineyim hatta. Aha. Anayasamızın 58. ve 59. maddesi Evet. gençlerimizi ilgilendiriyor. 58. maddesi gençliğin korunması, her türlü zararlı alışkanlıklara karşı korunmasının Evet. önlemler alınması gibi düşünün. 59. maddesi de sporun teşvik edilmesi, sporcunun desteklenmesi olarak düşünün. Bunu da en azından programa çıkmışken değinmek istedim açıkçası Çok iyi. Aslında Anasya'mızla. burada sporda çocuklar da kendilerini bir savunma sanatı olarak da bugünlerde biliyorsunuz çocuk Evet, kesinlikle. ölümleri çocuk çok fazla bu eğitimlerde tüm ebeveyn olarak, toplum olarak kendimizi eğitmemiz lazım ki sağlıklı bir yaşam böyle sürelim hocam. Buradan ailelere son olarak söylemiş olduğunuz Son bunlar. olarak şeylere değineyim. Gençlik merkezimizde ücretsiz gençlerimize çay ikramımız var. Evet. Ona değinmeyi unuttuk buradan. Ona değinelim son olarak. Aha. Ailelerimize ve çocuklarımıza buradan özellikle her şeyin ücretsiz olduğu, imkanlarımızın olabildiğince her gencimize, ailemize, ailemizce olabildiğince daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediğimizi söylemek istiyorum. Ailelerimiz gelsinler, yerinde bizzat yapmış olduğumuz faaliyetleri görsünler ve gönül rahatlığıyla bakanlığımızın ve gençlik merkezimizin programlarına çocuklarını göndersinler diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Programıma teşekkür ederim. katıldınız. Ben teşekkür Bizi ederim. gençlik merkezi hakkında bilgilendirdiniz. Çok güzel bir program oldu benim açımdan. Benim açımdan da öyle. Böyle bir imkan sunduğunuz için de şahsım ve kurumum adına ayrıca teşekkür ederim. Benim için de ilk kez böyle bir deneyim olmuş oldu. Daha önce hiç böyle bir programa katılmamıştım. Evet. Sizin vesilenizle de bu tarz bir programa katılmış olduk. Teşekkür ederim. İnşallah Gençlik Merkezi ile alakalı yine farklı konuları ayrı bir başlık olarak ilerleyen programlarda yine Olabilir. Ama devam süreyle alakalı ederiz. birazcık daha süre ekleyebilirsiniz. Yani bize bu 30 dakikalık süre Gençlik ve Spor Bakanlığımızı ve Gençlik Merkezimizi anlatmamız için O yeterli süreler gelmeyecektir. Aynen, yetmeyecek. Dediğim gibi yetmeyecektir. farklı programlarda yine İnşallah. konuları farklı farklı alırız. Yine uzun uzun konulardan bahsederiz hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum tekrar Ben programıma teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Sağ olun. Elinize sağlık, emeğinize sağlık diyorum. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Programımızın burada sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.